Ali abi nasılsın, iyi misin? İyiyim. Sen nasılsın kardeşim? Sağ ol, eksik olma, teşekkür ederim. Bana vakit ayırabilirsen Ali abi. Boğulma ile alakalı görüşlerine, tavsiyelerine ihtiyacım var. Daha önceden benim YouTube kanalımda bu konuda video yapmam istendi. Ama sen benden çok çok daha bu konuda deneyime ve bilgiye sahipsin. Yüzmenin haricinde scuba dalış faaliyetleri de yaptığın için en taze bilgiler sende. Bana vakit ayırabilirsen birkaç tane soru sormak isterim boğulma ile alakalı. Tabii ki Serkan'cığım, seve seve. Bu zaten bir halk sağlığı problemi. Özellikle yaz aylarında olan bir durum söz konusu. O yüzden bilgilerimi de seve seve aktarmayı isterim. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Sen zaten bildiğim kadarıyla resmi kurumlara da bu anlamda eğitimler de veriyorsun. Evet. Tekrar ettiğin şeylerdir. Çok taze olduğunu düşünüyorum bilgilerin. Benim de illaki eksiklerim olacaktır. Çünkü ben senin kadar pratik yapmıyorum bu anlamda. Teoride kaldı bazı bilgilerim. Kendimi şanslı hissediyorum. Bu sayede ben de bir tekrar, genel tekrar yapmış olacağım. Abi öncelikle kabaca boğulmayı tarif etmeni isteyeceğim. Yani tabii boğulma derken biz işimiz yüzme ve suda olduğu için suda boğulma ile alakalı bir tarifini merak ediyorum. Kişinin sıvı içerisinde solunumun bozulması durumuna biz boğulma diyoruz. Nasıl oluyor? Tabii boğulma öncesindeki durumu söz konusu. İşte suya girmesi, suda kendini ilk etapta ayağı yere basıyorsa güvenli hissetmesi, daha sonra derin yere doğru kaçıp kendini güvenli hissedememesi veya işte yüzmeyi biliyorum deyip de açılıp da daha sonra boğulacağım korkusu tedirginliğiyle heyecan, korku, panik şeklinde girip suda batması durumuna biz daha çok boğulma diyoruz. Boğulmanın gerçekleşme durumu nefes alamamasından kaynaklanıyor. Nefes alma durumu da ihtiyaç olduğu sürece vücut zaten nefese, havaya ihtiyacı var biliyorsun. Aldığı havadaki oksijeni kullanmaya ihtiyacı var. Kullandığı oksijeni de vücutta enerjiye dönüştürmeye ihtiyacı var. Havadan aldığı oksijeni kullanamadığı zaman vücut karbondioksit oranının yükselmesinden dolayı da solunumla ilgili sıkıntılar yaşıyor. Bunun oksijen borçlanmasına giriyor yani. Evet, oksijen düzeninin bozulmasından kaynaklanan vücuttaki bozulma, solunum sisteminin bozulması daha çok. Dünyada az gelişmiş ya da orta düzeyde gelişmiş ülkelerde kaza oranlarının çok fazla olduğunu görüyoruz. Ha, bu arada boğulma sadece suda olmuyor biliyorsun. Yani tabii, kimyasal boğulmalar var. Adli vaka boğulmaları var, hastalıklı olup da hastalıklardan dolayı boğulmalar var. Ama bizi şu anda suda olan boğulma ilgilendirdiği için sadece şu anda onunla ilgili bilgi aktaracağım ve neler yapabiliriz, önerilerim olacak. Sağ ol abi, sevinirim. Şimdi yılda Serkan'cığım dünya üzerinde 320 bin kişinin boğulduğu söyleniyor. Bu 2019 verileri. Yani bu verilere baktığında çok üst düzeyde bir veri. Bizde ise daha çok Karadeniz kıyısında boğulma vakası fazla yaşanıyor. Sebebi de kıyıdan denize doğru olan bir akıntı sisteminin olmasından dolayı kişileri kıyıdan derin yere doğru çeken bir akıntı sistemine kapılmalarından kaynaklanıyor. Aslında boğulma o kadar çok zor bir olay ki suda hiçbir hareket yapmasa kişi suyun kaldırma kuvveti onu su üzerinde tutabilecektir. En azından nefes alma pozisyonda. Ama ne var? Psikolojik olarak korku, heyecan, boğulma, batma dürtüsünden gelen daha çok psikolojik bir ortamın yaratılması ve bu ortamdan dolayı da panik yaparak, heyecan yaparak, gereksiz şekilde olmaması gereken hareketler serisinden dolayı vücudun bozulması ve suya batması anlamında daha çok. Ne yapmak lazım? Valla öncelikle kaza oranlarını düşürebilmemiz için gidilen yerlerdeki güvenlik önlemlerinin arttırılması lazım. Eğer halk plajı olsun veya normal plajlar olsun veya denize açık olan her yerde can kurtaran sistemlerinin geliştirilmesi lazım. Bunlar ne kadar üst düzeyde olsa da kazalar olmuyor mu? Oluyor. Çok ilginçtir. Dünya üzerinde boğulmalarla ilgili kaza oranlarında da 3. sırada boğulmalar. Yani kazalara bağlı olarak insanların kendisine olan zararlarından bir tanesi de boğulma konusu. Bununla birlikte neler yapacağız? Demin dediğim gibi ilk önce güvenlik önlemlerini almak için güvenlik tabelaları ve yerle nerede güvenli yüzülecekse onların belirlenmesi. Daha sonra can kurtaranların çoğaltılması.
Bu son söyleyeceğim üçüncü madde ise bunu devletimizin yapması gerekiyor. Halk eğitim merkezlerini ben öneriyorum daha çok. Temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajının tüm halka öğretilmesi. Bravo. Sadece suda boğulma değil. Yani biz normal bir kişinin kalbinin durduğu zaman da ne yapabileceğimizi bilmemiz lazım. Veya herhangi bir kaza durumunda işte kalbi durdu, ilk müdahaleyi nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım ki bunda da temel yaşam desteğinin öğrenilmesi şarttır diye düşünüyorum. Gelişmekte bir ülke olduğumuz için belki bu ileriki durumlarda daha iyi öğretilecek ama son 5 yılda çeşitli kuruluşlar sayesinde ve özellikle şirketlerin iş güvenliği dedikleri ve mecbur tutuldukları ilk yardım eğitimlerinin daha sağlıklı yapılması ve ehli kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Çünkü bunda bile kalp masajında birçok yanlışlıklar yapılarak zarar da verilebiliyor. O yüzden bunun en doğrusunu, en güncelini Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında da var, bizim kendi Sağlık Bakanlığımızın sayfasında da var. İnsanların okuyarak ön bilgiye sahip olması, daha sonra da halk eğitim merkezlerinde bunları ücretsiz kurs almaları gerekiyor. Hatta sağlık bilgisi dersinde dahi ilkokul itibaren çocuklarımıza bilgi verilmesi gerekiyor. Belki bir ilkokul çocuğu kalp masajı yapamayacaktır ama en azından bir 112'yi nasıl arayacağını, ne söyleyeceğini, nasıl yardım isteyeceğini, evini nasıl tarif edeceğini en iyi şekilde eğitim alarak öğrenebilecektir. Yani bunlar yapılması gereken önlemler. Bu önlemler sayesinde uzmanların, bilim adamlarının dediği %80 her türlü kazayı biz önleyebiliriz mantığındalar. Ve mantıklı geliyor gerçekten. Dünya genelinde %97'sinde, özellikle %97'si az gelişmiş veya orta gelişmiş ülkelerde bu kazalar oluyorsa demek ki eğitimle ilgili bir takım eksikliklerimiz var. Ya dikkatsizlik yüzünden, ya kazanın olması yüzünden ya da adli vakalarda gördüğümüz bir boğulma konusudur. Boğulma. Sana aktarabileceğim başka şunlar var. Bir kere boğulma sessiz bir olay. Yani denizdeki boğulmada hani filmlerdeki gibi imdat, yardım istiyorum, bana yardım evet. edin diye bir olay söz konusu değil. Ama değil filmlerde evet. bu çok böyle dikkat çeksin diye canlandırılıyor ve çeşitli sahneler yapılıyor. Böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden özellikle ebeveynler çocuklarını götürdüklerinde herhangi bir plaja veya deniz kenarına veya göl kenarına, baraj kenarına gittikleri yerin özelliğini çok iyi bilmeleri gerekiyor. Eğer bir derinlik söz konusuysa derine doğru değil, karaya yatay paralel yüzmeleri söz konusu veya ona göre denize girip serinlemeleri söz konusu. Ve denize kim girerse girsin, kesinlikle ben denize giriyorum diye bir yakınındakine, hatta yanındaki sohbet edebileceği bir ahbaba veya o anda birisi bulunuyorsa ona, ben yüzme bilmiyorum, denize giriyorum, bana da göz kulak olur musunuz uyarıda bulunarak önlem bile alınabilir ama bunu halkımız ne kadar yapar, nasıl yapar, bu da bir tartışma söz konusu tabii. Boğulma nasıl oluyor, ne kadar sürede insan boğulur gibi sorular geliyor. Açıkçası boğulma kişiden kişiye değişken bir süre içerisindedir. Çünkü demin de anlattığım gibi hava alamadığı için, havanın içindeki oksijeni kullanamadığından dolayı vücudun tölere etmesi kişiden kişiye değişiyor. Bu nedir? Sporcu olursa farklı oluyor. Sigara, alkol kullanıyorsa farklı oluyor. Vücut fiziki yapısına göre farklı oluyor. Herhangi bir hastalığı var mı yok mu yine farklı oluyor. O yüzden tabii ki en sağlıklısı böyle bir olaya maruz kalmamak ama maruz kalıyorsa bile burada bile etkenler boğulma süresini değişkenlik haline getirebiliyor. Mutlaka. Ne yapacağız? Yani boğulan bir kişi var. Şimdi yardım edeceğiz. Türk milletinin en güzel özelliği yardım etme duygumuz çok ön planda. Şu koronavirüs muhabbetinde bile dikkat ettiysen son dönem yani herkese yardım etme pozisyondayız. Herkes işin ucundan tutarak en üst düzeye nasıl gideriz onun muhabbetindeyiz. Şimdi bu olan bir kişimiz var. Bir kere yüzme biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Şimdi halk dilinde genelde herkes ben çok iyi yüzme bilirim muhabbetiyle giriyor.
Kazazede 1 iken kazazede 2'ye çıkıyor. Doğru. Şu unutulmamalı. Boğulma esnasında dışarıdan da yardım edebiliriz. 1. Bağırarak etraftan yardım istenebilir. 2. Herhangi bir sopa, ip, uzatabileceğiniz herhangi bir şey olabilir. 3. Yüzme biliyorsanız, kendinize de iyi güveniyorsanız yanına gidebilirsiniz. Ama yanına giderken de çok fazla yaklaşmadan, yani çünkü boğulan kişi adrenalin seviyesi çok üst düzeyde olduğu için heyecan ve korku dürtüsüyle sizin üzerinize atlayıp sizi de boğabilir. Eğer zaten böyle bir durumda yakalanırsanız hemen suya batın. Baktığınız an boğulan kişi sizi bırakacaktır ve siz de onun arkasına geçerek tutmaya çalışın. Ve devamlı sakin ol, sana yardım edeceğim, seni kıyıya götüreceğim, sakin ol, beraberiz diyerek onu motive ederek kenara çekmeye çalışabiliriz. Veya ben bunu derslerimde çok anlatırım. Esas önerim, eğer boğulacak bir kişiye yardıma gidecekseniz kurtarma malzemeleri dediğimiz kurtarma topu, kurtarma süngeri, ip veya işte uzatabileceğiniz bir sopayla gidin ve kişiye onu tutturun, onunla birlikte çekin. Yani hem de aranızdaki mesafeyi iyi tutmuş olacaksınız. Veya hiçbir şey yapamadınız, üzerinizde bir tişört varsa tişörtü çıkarıp rulo yapıp tişörtü bile uzatabilirsiniz. Bravo, çok güzel. İlk etapta kişiyi panik halden kurtarıp, zaten sizi gördükçe biraz daha suyun üzerinde kalmaya direnecektir. Çünkü yardım geliyor. Bir umut gelecek çünkü, umut doğacak. Evet. Aynen öyle Serkan'cığım. Tuttuğu an sakin ol, şimdi ben sana yaklaşacağım. Sakın beni tutma. Ben seni çekeceğim. Bu diyalogları kurup onu sakinleştirebilirseniz kenara almak daha kolay olacak. Bu tabii ki kazazedenin ne kadar kendinde olmayışı dahil olsa da sizinle iletişim kurabilecek pozisyonda sizi dinleyebilecek durumdadır. Bu bir de kendinde olmayan, tamamen kendini bırakmış, artık konuşamayacak durumda ve suyun altından çıkaracağınız kazazede işlemleri tamamen farklı. O yüzden eğer ilk etapta böyle solunumu yerindeyse, kalp atım sayısı yerindeyse, bilinci yerindeyse veya işte şok durumda olabilir, bilinci yerinde olmaz ama solunum ve dolaşım sistemi çalışkan pozisyondaysa kıyıya getiriyorsunuz. Kıyıda kendisiyle sesli ve fiziki uyarılarda bulunarak kendisini gelmeye çalıştırıyorsunuz. Nabzına bakıyorsunuz, solunumuna bakıyorsunuz. Yani bir nevi bizim mesleğimizde bak, dinle, hisset durumlarına bakıp kazazedenin durumu hakkında hemen bir ön bilgi yapmaya çalışıyorsunuz. Eğer kendinde ise hemen ayaklarını biraz kaldırıp, biz buna şok pozisyonu diyoruz. Kan dolaşımı kalbe doğru gitsin. Kalbe gidecek olan kan, kanın içindeki oksijen sayesinde vücuda tekrar dolaşımı rahat sağlasın. Enerji tekrar toparlansın. Vücut metabolizması normale dönsün diye çalışmalara başlarız. Baktık kendine iyi geliyor. Bu sefer yan yatırma dediğimiz koma pozisyonumuz var. Koma pozisyonunu bunun da alınma şekli çok önemli. Sebebi şu, boğulan kişilerin bir parça da su yutma ihtimalleri var ama öyle litrelerce su yuttuğu kesinlikle yanlıştır. Yani çok az, yani bunun bir miktarı da yok. Ama şöyle bir kabaca miktar verirsek, işte küçük bir çay bardağının yarısının yarısı kadar su gidebilir ve mideye gider, öyle akciğerlere falan da gitmez. Yani genelde o yüzden köpük gelir. Köpük gelmesinin nedeni mideye giden birazcık sudan kaynaklanan metabolik sıkıntıdır. O yüzden çok su yuttuğu düşünülerek adamı tepe aşağı indirip suyunu çıkaralım, yüzüstü yatıralım, arkasından bastıralım uygulamaları tamamen yanlıştır. Böyle bir uygulama yoktur. Sadece uygulama şu, kazazedeyi çıkarıyorsunuz. Solunum ve dolaşımın olup olmadığını kontrol ediyorsunuz. Yani bu ne demektir? Nefes alıyor mu? Kalbi atıyor mu? Bunlar varsa fiziki
hafiften omuzuna dokunarak, çok hafif böyle sallayarak omuzlarını, işte sesli komut vererek onu uyandırmaya çalışmak. 3. Yan yatırıp koma pozisyonu dediğimiz, ki bu koma pozisyonunu koma pozisyonuna sokalım diye konuşmamak lazım. Çünkü kişi biraz uyanıksa beni komaya mı sokacaklar? Koma ne demektir? Koma pozisyonu nedir? Diye kelimeyi yanlış da anlayabileceği için yana çevirelim. Ama ehli olan insanlar bunun ne demek olduğunu bileceklerdir. Yana çevirmenin amacı da kişi eğer kusacaksa kustuğu sıvı veya katıl maddelerin boğaz yolunu tıkamaması gerekiyor. Eğer tıkarsa burada da bir boğulma gerçekleşir diye yan yatırılıyor ve kusması rahat rahat sağlanıyor. Amaç bu. Bu anlattıklarımızın hepsi tabii dolaşım ve solunum sisteminin çalıştığı pozisyonlarda. Bir de tamamen ileriki vakalar var. Yani artık dolaşım yok, solunum yok. Yani hem solunum hem kalbi atmıyor bu kazazedenin. Bir kere sudan çıkarıyorsunuz. Eğer imkan dahilinde sudan karaya kadar gelirken nefes verebiliyorsanız suyun üzerinde, genelde dalgıçlarda yapıyoruz biz bunu. Çünkü üzerinde BC olduğu için BC'yi şişirdiğimizde dalgıç yukarıya doğru çıkar ve su üzerinde yüzerliliği sağlanır. Ama normal yüzmelerde bu biraz zordur. Zor olduğu için ancak jet ski kurtarma botu veya kurtarma botlarıyla kazazede alınıp karaya gelinene kadar yapılabilecek bir durum söz konusu olabilir. Karayı aldığımızda önce sırt üstü sert bir zemine kazazede yatırılır. Yine nefes durumu, kalp atım sayısı var mı kontrol edilir. Yoksa işte burada temel yaşam desteği dediğimiz kalp masajının iyi bilinerek yapılması gerekiyor. Bir kere nefes yolunun açılması gerekiyor. Bunu şimdi ben ne kadar tarif etsem de bunlar eğitimle öğrenilecek olan şeyler. Ağız içi kontrolü yapılması gerekiyor. Neden? Sudan çıkardığınız için ağzının içinde maddeler olabilir. Genelde denizden çıkanda ne olur diye sorduğumuzda insanlar hemen yosundu, balıktı, böyle bir takım fikirler oluyor ama esas düşünce o değil. Dili şişmiş olup boğaz yolunu kapatabilir. Kapattığı için de nefes alamayacaktır. Veya herhangi bir çarpmadan dolayı diş, protez diş kırılmış olup, yerinden çıkmış olup boğaz yolunu kapatabilecektir. Veya herhangi bir madde, yosun da olabilir, başka bir şey de olabilir. Veya kusmuştur, kusmuklar boğaz yolunu kapamış olabilir. Boğaz yolunu açıp, başını geriye alıp, dolu dolu iki nefes. Ama dolu dolu derken kuvvetli bir dolu dolu değil, normal nefesinizi alıyorsunuz, normal veriyorsunuz. Yani çok şiddetli nefes vermek de doğru değil. İki tane nefes veriyorsunuz. Kalp atım sayısı içinde 30 tane bası yapıyorsunuz. Bunu ben şu anda teoride anlatıyorum ama bu tamamen eğitimle öğrenilecek bir şey. Bu çok önemli. O yüzden hani bu ne kadar anlatmayla insanların ben bunu öğrendim mantığına gitmesini özellikle istemiyoruz. Bunları yaptıktan sonra zaten eğer öğrenmişse, temel yaşam desteğini iyi biliyorsa bir hayat kurtarmak gerçekten müthiş derecede keyif veriyor, haz veriyor, mutlu oluyorsunuz ama bir o kadar da birisini kaybettiğinizde de üzülüyorsunuz, psikolojik sıkıntı yaşıyorsunuz. İşte bunları yaşamamak için çocukları olan anne babaların hepsinin öğrenmesi veya genç olan anne babalara yardım etmek açısından da, yaşlara yardım etmek açısından da gençlerin öğrenmesi, bana sorarsan ilkokul çağından bu tarafa öğretmemiz gerekiyor. Evet, bu olmazsa olmazlardan biri olması lazım bence. Kesinlikle. Yani her yaş grubu için eğitimde nasıl sağını solunu öğreniyorsa can kurtarma manevralarını da bilmesi şart. Şunu da belirtelim. Biz şu an suda olan boğulmalarla ilgili sohbet ettik. Bir de kahve durdu kazazede. Yani trafik kazası oldu. Şimdi bizde boğulmalarda şu önemli. Sudaki boğulmalarda nefes vererek başlıyoruz. İki nefes. İki nefes, 30 kalp basışı. Ha şu da olabilir Serkan. İlk nefesi 5 nefes verebilirsiniz. Çünkü sudan çıktığı için solunum sisteminde sıkıntı olduğundan dolayı ilk nefesi 5 yapıp
30 bası yapıp ondan sonra 2 nefes 30 bası da yapabilirsiniz. Bazı ülkeler bunu uyguluyor ama bizde kanuni olarak 2 nefes 30 bası olarak geçer. Niye böyledir? Yani bütün kazazedelerin hepsi raporlanır. Raporlamalarda daha önce bu sayılar farklıydı da şimdi niye böyle diye sorular geliyor çünkü. Raporlanan kazazedelerin hepsinde hangisinde hayat daha çok kurtulmuşsa Sağlık Bakanlığı olsun, Dünya Sağlık Örgütü, bilim adamları bir karar veriyor. Bunu böyle yaparsanız daha iyi olur diyor. Her ülke kendi kararını ona göre alıyor. O yüzden oradan geliyor. Anladım. Şimdi sudaki durumda ilk önce solunumu veriyoruz. Ama olduğu da normal yaşantımızda olursa karada ilk önce basıyla başlayabiliyoruz. Daha sonra nefes veriyoruz. Basıya devam ediyoruz. Karadaki durumda. Kimyasal boğulma olabilir. Kalp durması olabilir. O yüzden arasındaki farklılık budur. Bunun bilinmesi. Tabii bunu yaparken öncelikle hava yolunun açılması. Mesela halk dilinde bizde dilin geriye döndüğü diye bir şey söylenir. Boğazı tıkadı. Evet. Aslında dil geriye dönmez. Dil herhangi bir sebeple çizgili kastan oluştuğundan dolayı herhangi bir sebeple darbe olabilir. Herhangi bir şeyden dolayı olabilir. Vücudun tepkisi olabilir. Dil yapısının bozulması ve şişmesinden kaynaklanan bir durum söz konusu. Orada yapılacak ilk şey ağzı açmak, dile bastırarak hava yolunun açılması. Bu o anda elinde herhangi bir şey yoktur büyük ihtimalle. Kalem bulamazsın, kaşık bulamazsın veya müdahale edebileceğin bir şey bulamazsın. Parmakla yapmak zorundasın. Parmakla yaparken de dikkatli olmak lazım. Kazazede uyanıp elinizde ısırabilir uyarısı vardır genelde. Ama o anda evet. O düşüne kim ne kadar düşünür düşünmez. Uyandırayım, kurtarayım, evet. Pozisyonuna getireyim derdinde olduğumuz için o yüzden kimse onu düşünmez. Ama en ideali küçük bir tatlı kaşığı dediğimiz bir kaşık ilk yardım çantamızda bulunursa süper olur. Bununla birlikte bir tane de size şunu söylemek istiyorum. Çoğu yerde yok, sadece ilk yardım ve can kurtaran merkezlerinde daha çok var. Hatta şu anda dalış merkezlerinin çantalarında da var. Pocket mask dediğimiz bir maskemiz var. Bu maske eğer CPR dediğimiz yani kalp masajı dediğimizde yapacaksan kalp masajımızı işte adam kusuyor, kanlı kusuyor veya köpüklü kusuyor, iğrenebiliriz diye böyle bir maskemiz var. Bu maskeyi ilk yardım çantalarında bulundursunlar. Rahat bir şekilde bunu takıp kazazedeye iyice oturttuktan sonra buradan üfleme yapabilirler. Hepimizin arabası vardır, ilk yardım çantası da vardır. Hatta kullanmadığımızdan içindeki tentürt, yod, oksijenli su hepsi bozulur, atarız. Arabaya yatırım yaparız ama bakın bu 8-10 lira. Yani bunun reklamını yapmıyorum bu arada, bunu ben satmıyorum. Tıbbi marka satan her yerde bulabiliriz yani. O yüzden markasını falan vermiyorum, o yüzden böyle ters çeviriyorum arkadaşlar. Yani durum bu. Peki bir şey soracağım. Araya girebilir miyim? Tabii. Bu müdahaleleri yaparken yetki belgesi olmayan birinin değil müdahale etmesi, bilgi vermesi bile yasak. Benim mesela bu anlamda bir yetkim olmadığı için YouTube kanalımda soran kişilere hiçbir zaman cevap vermemeye çalıştım. Çünkü yetkim ve bilgim olmadığı için. Bu nedenle senden yardım istedim. Çok sağ ol. Ama bir de uygulama safhasında müdahalede de herhalde bildiğim kadarıyla bir yasaklama söz konusu. Ama burada insan vicdanıyla yasalar arasında kalabiliyor. Mutlaka böyle bir soru gelmiştir sana ders verdiğin öğrencilerinden. Ne dersin bununla ilgili? Her şey kanunlarla alakalı. Doğru. İşte o yüzden diyorum ya halk eğitim merkezlerimizde resmi kurslar açılıp insanlara bunları öğretilip sertifikalar verilirse hep bu bilgiler güncellenip mesela halk eğitim merkezinden sertifikayı aldı ama bunu 2 yıl sonra gel güncelleme eğitimi yapacağız. Veya işte 1 yıl sonra gel internet üzerinden şu anda online eğitim. Bak şu anda koronavirüsü yüzünden biz şu anda online eğitim yapıyoruz bir nevi. Aynen öyle. Online'e katıl. Ben de seni yetki vermeyeyim ama en azından bilgilendireyim. Şimdi tabii bunu bizim yetkili kişilerin yapması şu anda kanunen en doğrusudur. Ama
oldu da Serkan, sen bu işi biliyorsun, yetkin yok, kursunu aldın, dağ başında bir yerde kaza yaptın, böyle bir hadise oldu. 112'yi mi beklersin, müdahale mi edersin? Vallahi ben müdahale ederim, ne yalan söyleyeyim yani. Müdahale ederim. İşte bu tamamen kişinin kendi özellikleriyle alakalı, vicdani bir durum. Yardım etme duygusu, kurtarma duygusu. Hele hele ailenden birisi ise zaten düşünemiyorsun. Tabii. Birçok eksik bilgi, yanlış bilgi veya işte güncellenmemiş bilgiler tabii ki doğal olarak zarar veriyor. Bunların olmaması açısından işte biz sağlık bilgisi dersimiz var mı bizim? Var. İlkokullarda da var, ortaokulda da var, lisede de var. Bu bilgileri işlersek en azından ne yapabileceğimizi. Şimdi bir kazazedeyi kurtardık. Bizim zaten işimiz bitmiyor ki. Ne yaparsak yapalım bir 112'yi arayabiliyoruz. Arayıp kazazedenin nerede olduğu, ne olduğu, yaş, cinsiyet ve nasıl olduğu bilgilerini zaten verebiliyoruz. Kazazede eğer kendinizdeyse problem yok. Ama kazazede kendine değil de eğer ex olmuşsa o zaman büyük sıkıntı var. Zaten müdahale ediyorsun. 112'yi de arattırıyorsun. Eğer etrafta meraklı insanlar varsa onlardan yararlanabilirsin. Atıyorum birisini gösterip işte nokta atışı yapıp beyaz tişörtlü, siyah tişörtlü birisini söyleyerek güvenliği sağla. Başka birisini söyleyerek 112'yi arat. Çünkü orada sen de belki temel yaşam desteği için müdahale edeceksin çünkü. Görevlendirme yaparak da yardım istemek en doğrusu. Ama yaptım. Adam öldü. Vefat etti. Çok özür. Ben ne yapacağım? Tabii ki bunun hukuki boyutları var. Ama zaten vefat etmişse yapacak bir şey yok. Yani ben müdahale etmeseydim zaten vefat etmişti. Bu göz önünde bulundurularak ben bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama bir de şu da var. Kişiyi çıkardınız. Solunumu var, kalbi atıyor. Her şeyi normal. Sadece korkmuş. Kendinde değil, şok durumunda. Siz ona eğer kalp masajı yaparsanız çalışan kalbi durdurur, öldürürsünüz. Doğru. Bunları iyi bilmek lazım. O yüzden bunların hepsi eğitimden geçiyor. Yani söyleyebileceklerim bu kadar. Başka yapılabilecek en güzel şey ne kadar eğitim. Senin sayende de böyle sunumların yapılması, insanları bilgilendirmek çok önemli. Şunu da eklemek istiyorum. Ne olursa olsun bu röportaj dahil bir süre sonra belki bazı bilgiler değişeceğinden dolayı röportajın ne zaman yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı, bilgi değerinin ne kadar olduğunu insanlar araştırsın. Çünkü bugün iki nefes 30 bası dedik ama ilk nefesi suda olursa eğer 5 nefesle yapabiliriz dedik. Belki yarın bir gün bu bilgi değişecek. Bilim adamlarının koymuş olduğu kurallara göre hareket ediyoruz. Çok bilgi kirliliği var. Bu bilgi güncellenmesi de çok çok önemli. O yüzden böyle bir iş yaptığın için de ben sana teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Abi estağfurullah. Asıl ben teşekkür ederim. Öğretmenliğe başladığımda ben bu eğitimi almıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir seminerde belge de aldım. Uygulamalara da katıldım. Bu anlattıklarını işte kalp masajı, müdahaleler, bunlarla alakalı çalışmalar da yaptık. Ama inanır mısın? Ben güncellemedim belgemi, çalışmalarımı. Ve senin anlattığın bilgilerin birçoğu şu an hala bende yok. Ve bazıları da farklıydı. Dediğin çok doğru. Yani zaman değiştikçe güncelleniyor bazı bilgiler. Biraz önce anlattın. 2 defa nefes, işte 30 defa kalp. Böyle bir bilgi yoktu bize verilen. Dediğin çok doğru. Gerçekten bir de güncel tutmak lazım. Yani ben biliyorum deyip de kendimize güvenmemek lazım diye düşünüyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Yani bu sayede benim de bilgilerimi tazeleme fırsatı verdiğin için. Veliler, ebeveynler yani büyükler çocuklarını eğer herhangi bir yere yüzmeye götürüyorlarsa tatil bölgelerinde özellikle mutlaka çocuklarını yüzme bilmediklerinden dolayı kolluklarını mutlaka taksınlar. Güvenlik önlemlerini alsınlar. Hatta çok küçük yaştan itibaren yüzme eğitimlerine başlasınlar. Çünkü hem bedensel hem zihinsel gelişimini en iyi şekilde tamamlayabilecekleri bir spor dalıdır yüzme. Yüzmeyi hem öğrenmiş olacaklar hem de sağlıklı büyüyeceklerdir.
O yüzden bu desteklerini çocuklarına vermelerini istiyorum. Bu arada çocuklar yüzmeyi öğrendikten sonra bu sefer yine başka bir problem çıkıyor Serkan. Çocuğun özgüveni daha ön planda olduğu için bu sefer anne baba yüzme bilmiyorsa çocuk açılıp gidiyor. Derin yerlere gidiyor. Anne baba da bu sefer uzağa gitti. Çok açıldı. Geri dönebilecek mi korkusu yaşadığından dolayı anne babalarının da hem kendilerini kurtarabilecek hem de açılabilip uyarı yapabilecek şekilde yüzmeleri onların da öğrenmesi gerekiyor. O yüzden profesyonel kulüplerle bu gibi çalışmaları yapıp kendilerini hazırlayabilirler. Güvenli yerlerde yüzmelerini. Allah sağlık versin öncelikle. Kazalara dikkat. Kurallara uyduğumuz sürece de kazalar minimum derecede düşecektir. Mutlaka. Yani yüzme bilen insan da boğulur. Bunu unutmasınlar. Yani yüzme bilmeyenler boğulur sadece diye bir kaydı yok. Halkımız, bizi izleyenler bunu da unutmasın. Yüzme bilen de boğulur. Evet, doğru söylüyorsun. Abi teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Eksik olma. Sağ olasın. Tamam Serkan'ım. Görüşmek üzere o zaman. Kendine ben seni bu tip konularda rahatsız edeceğim müsaade varsa. Her zaman. Görüşürüz abi. Bay bay.